Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın miladi takvime göre kutlu doğumunun 1444. yıl dönümü münasebetiyle hazırlanan programa hoş geldiniz. Sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz sizleri. Hazreti Peygamber'in Allah'tan getirdiği mesajları anlamak, sevgisi etrafında toplumumuza birlik ve beraberlik mesajları sunmak, ona duyulan derin sevgiyi gönüllerden sözlere, sözlerden namelere ve toplumsal bilince aktarmak amacıyla her yıl artan bir heyecanla onun dünyaya gelişini anmaktayız. Sevgili Peygamberimizin insanlığa getirdiği mesajın varlık anlayışında insan, yaratılmışların en saygını ve varlığın özüdür. İnsanın fıtrat ve yaratılış itibariyle onurlu bir varlık olması, İslam'ın varlık, bilgi ve değer anlayışını şekillendiren en temel unsurlardan biri olmuştur. İslam tarihi üzerine çalışmalarıyla bilinen ve 40 yılı aşkın süredir hem yetiştirdiği öğrenciler hem de yayınladığı kitaplarla hizmet eden Profesör Doktor İlhan Süreyya Sırma'nın Sen Geldin adlı Hazreti Peygamber'in hayatını şiirsel bir üslupla kaleme aldığı eserini tasavvuf musikisi eşliğinde sizlere sunacağız. Bu özel konseri bizler için hazırlayan şefimiz Hüseyin İpek ve TRT İstanbul Radyosu Tasavvuf Korosu ve kıymetli sazlarımızla baş başa bırakıyoruz şimdi sizleri.
Sadakallahu'l-Azim. Allah'ın adı olur bütün işlerin başı. Bu kuralın formülü besmele ile sen geldin. Onun için Bismillah deyip yola koyulduk. Er-Rahman ve Er-Rahim de var deyip sen geldin. Allah ol dedi, oldu. Kainat yaratıldı. Şanınla mahlukata eşref olup sen geldin. Tebliğ için Yaradan enbiyasını seçti. Peygamberler için de muhtar olup sen geldin. İnsanları uyarmaya ne çok peygamber geldi. 124 bininci Nebi olup sen geldin. İnsanlık kaybolmuştu bitmeyen bir gecede. Uzun Şebiyyelda'yı artarak sen geldin. Peygamberler anlattı Yaradan ahkamını. Bu kutsal elçilere hatem olup sen geldin. Önce Suhuf ve Tevrat, sonra Zebur ve İncil, İnsanı uyarmaya Kur'an ile sen geldin. Kitaplar kanun oldu insanlar uysun diye. Son ahkamı bildiren Furkan ile sen geldin. Kararmıştı dünyalar, unutulmuştu ilah. Onu yad ettirmeye Cebrail ile sen geldin. Yaradan unutulmuş, tevhid terk edilmişti. Umul Kur'an Mekke'de ihya için sen geldin. Kız bebekler hunharca gömülürken toprağa, biçare Mevude'yi kurtarmaya sen geldin. Cahiliye denirdi o günün yaşamına. Cehaleti yok eden aydınlıkla sen geldin. Mazlumlar korkudaydı güven yok eden Mekke'de. Mazlumu sevindiren emniyetle sen geldin. Şaşırmıştı insanlar cehalet girdabında. Onlara yön vermeye kutve olup sen geldin.
Mekke'nin reisiydi koca Abdülmuttalip. Ona şeref vermeye torun olup sen geldin. Abdülmuttalip oğlu Abdullah baban idi. Hanımı Amine'ye Büşra ile sen geldin. Abdullah'ın alnında bir nur gördü Amine. O nurla Amine'ye evlad olup sen geldin. Doğumunda sallandı o Kisra sarayları. Zulmü kaldırmak için nizam ile sen geldin. Melekler muştuladı Hatemül Enbiya'yı. Mekke'yi büyüleyen mucizenle sen geldin. Mustafa oldu adın, peygamber halkasında Enbiya kervanının mührü olup sen geldin. Seni haber verdiler tüm ilahi kitaplar. İncil yapraklarında Ahmet olup sen geldin. Güzel isimlerinde Ahmet ile Muhammed, Nebiyül Merhameti El Mukaffa sen geldin. Süt çocuğu arardı Haris ile Halime, bu fakir aileye nasip olup sen geldin. Bolluk başlığı verdi o geldiğin hanede, Şeymaların evine bereketle sen geldin. Amine özlemişti sevgili yavrusunu, annenin kollarına sarılarak sen geldin. Annen hamile iken baban Abdullah öldü. Ağlayan Amine'ye tesellinle sen geldin. Üstüne çok titrerdi. Kem gözden sakınırdı. Annenin sevgisine tebessümle sen geldin. 6 yaşındaydın. Annen de ölüverdi. Abdülmuttalib'e ah kurratül ayn sen geldin. Sana bir yer ayırdı Kabe'nin gölgesinde. Yaşlılar meclisine hikmetinle sen geldin. Thank you.
Ya cedde seyyidin el Hasan, ya cedde seyyidin el Hasan, o Mevlana seyyidin el وزيد وبارك عليه.
Zamanı geldi artık bekleyen peygamberin. İsa'nın İncil'inde Ahmet olup sen geldin. Haham İbnül Heyyaban terk etti Şamil'ini. Bu yolculukta ona ümit olup sen geldin. Tevrat'ta hem İncil'de adın yazılıydı. Onlar Mesih beklerken Nebi olup sen geldin. Bunalımdaydı dünya. Kurtarıcı gerekti. Dünyaya ümit için Resul olup sen geldin. Cahilliğe karşı tebliğ ettin İslam'ı. Sana inananlara usve olup sen geldin. İlah heykelleriyle Kabe'yi doldurdular. Heykellerden kaçarak Nur Dağı'na sen geldin. Hira mağarasında tenhada uzlet için şirkin bataklığından yalnızlığa sen geldin. Hira'da yalnız iken İkra denildi sana. Görünmeyen bu sese bilmem deyip sen geldin. Dağ taş selam veriyor ya Resulallah diye. Hira'dan Hatice'ye vahyin ile sen geldin. Cehalet kokuyordu Beytül Haram kentinde. Cehl ile savaş için nübüvvetle sen geldin. Ne hak vardı ne hukuk. Umul Kur'a Mekke'de kentlerin annesine adaletle sen geldin. Güneşi hem de ayı koysalar ellerime bu davadan vazgeçemem sözlerinle sen geldin. Terk etmedi seni Allah'ın, hem seni unutmadı. Delaletten kurtaran hidayetle sen geldin. İnsan hayatı kutsal, haykırarak dünyaya diktaları kaldıran nida ile sen geldin. Defterler açılınca, hesaplar sorulunca, günahkar ümmetine şefaatle sen geldin. Esselam ey Ahmet-i Muhtar, olan sünnetim. Esselam ey Ahmet-i Muhtar, olan sünnetim. Allah Allah, esselam.
el makam. Meded ya sahib el beşer, derdi mendim ya Resulallah, deva ol derdime. Destgir ol ya Habib Allah, şefaat kanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriyanın bülbülün alanıyım, mücrimi gerçi cemali Mustafa hayranıyım. Resul-i Kibriyanın bülbülün alanıyım, mücrimim gerçi cemali Mustafa
Allah.